İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu. Buyurunuz Sayın Nuhoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 221 sıra sayılı kanun teklifinin 16. maddesi üzerine konuşacağım, selamlarımı sunarım. Bu madde, tabiata ve türlerine zararlı hayvanların görevliler veya avcılar tarafından avlanması ile ilgili yönetmeliğin bakanlık tarafından çıkarılmasını düzenlemektedir. Maddenin gerekçesine göre yabancı diplomatlardan, devlet misafirlerinden ya da uluslararası kuruluş temsilcilerinden avlanma ücreti alınmaması öngörülmektedir. Bu durumun bir ikilik yaratacağını, istisnaların doğru olmadığını düşünüyoruz. Bize göre önemli davetlilere bu imkan verilecekse bu avlanma bedeli davet eden kurum tarafından karşılanmalıdır. Değerli milletvekilleri, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik bir öneme sahip sektör olan tarım, son yıllarda atılan günübirlik adımlar, eksik çözümler ve yanlış düzenlemelerle içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. İktidar yetkililerinin birçok konuda olduğu gibi çizdikleri pembe tablolar gerçeklerden çok uzaktır. Korona salgını dolayısıyla işsiz kalanlara, iş yerleri kapanan küçük esnaf mensuplarına, kredi, borç, faiz batağında çırpınan insanlara pembe tablolar çizmeye devam etmek, onlarla dalga geçmek demektir. Takip edilen ithal ağırlıklı politikalar sonucunda Türkiye tarımda ithalatçı ülke konumuna gelmiştir. Daha yakın zaman önce genetiği değiştirilmiş, içleri çürümüş soğanı, patatesi Suriye'den, Mısır'dan, İran'dan ithal etmedik mi? Ürün planlaması ve fiyat garantisi olmadığından rastgele üretim yapılmaktadır. Bugün ülkemizin bazı bölgelerinde birçok üretici sebze meyvesini tarladan kaldıramadı, satamadı. Bir taraftan çarşı pazar gerçekten ateş pahası. İnsanlar kahredici, acı bir tablo karşısında yoksulluğa, sefalete, açlığa mahkum edilmektedir. Diğer taraftan yandaş medyanın bazı torba kanunlarda yer alan uyduruk ve uçuk maddelere dayanarak attığı manşetler ise şaşkınlık yaratmaktadır. Hazırlanmakta olduğu açıklanan vergi ve sigorta borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak işte bazı gazete başlıkları. Ekonomide üç gelişme. Ekonomiye ilaç gibi paket. 2023'e kadar her kesimi rahatlatacak ekonomik paketler gelecek. İktidar mensuplarının ve yandaş medyanın ekonominin düzelmesiyle ilgili başarılı sonuç getirmeyeceği kesinlikle belli olan bu paket propagandası enflasyon, zam, geçim sıkıntısı, yoksulluk tablosunun üzerine kabus gibi çökmüştür. Bunun en belirgin göstergesi çarşı pazar ve marketlerdeki fiyatlardır. Değerli milletvekilleri, ülkemizin iyi yönetilmediğini söyleyerek, örnek vererek eleştirilerde bulunmak bizim görevimizdir. Haklı olduğumuz eleştiriler için iktidarın teşekkür etmesini elbette beklemiyoruz. Ama hiç olmazsa dinlemelerini, eleştirili konularını anlamalarını bekliyoruz. Ziraatla, tarımla uğraşan çiftçimiz, köylümüz sorunları kökünden çözecek ve ülke tarımına hayali değil, kalıcı olacak düzenlemeler beklemektedir. Hatırlatmak isterim. Hani bir proje vardı. 2015 yılında AKP iktidarı tarafından kısa adı TARBİL olan Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi diye 100 yılın projesi olarak tanıtılmıştı. Sormak gerekmez mi? Ne oldu bu 100 yılın projesine? Bu ülkenin kaynakları bu projede olduğu gibi pek çok örneklerini gördüğümüz hayali projelerle peşkeş çekilmeye devam ediyor. Değerli milletvekilleri, doğal ekosistemler artan bir hızla değişmektedir.
Bu değişimde yoğun bir insan baskısı olduğu şüphesizdir. Canlı popülasyonların son 50 yılda %60'a yakın azaldığı bilim adamlarınca ifade edilmektedir. Bu azalmanın iklim krizlerinin etkisi, kirlilik ve istilacı türler ile aşırı avlanma sonucu daha da artacağı öngörülmektedir. Buyurunuz. Ülkemizde de durum farklı değildir. Gelecek nesillerimizi düşünerek coğrafi ve tabii güzelliklerimizi, doğal kaynaklarımızı korumak ve faydalı şekilde kullanmak zorundayız. İklim ve toprak varlığımızı, tarım alanlarımızı en etkin şekilde kullanarak istihdam yaratma, ihtiyaç duyulan ürünleri yetiştirmek ve ürün fazlasını ihraç etmek suretiyle hem dışa bağımlılığımızı azaltmak hem de kazanç sağlamak mümkündür. İyi Parti olarak artarak biriken sorunların bilimsel çalışma, bütünsel bir bakış ve kararlı bir irade ile çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Bunun için tarımın bütün paydaşlarının katılımıyla kısa, orta ve uzun vadeli planlarla gerçekçi çözümler getiren yasalar yapmak gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Sonuç olarak çok az bir şeyim var. Teşekkür ederim. Buyurun. Sonuç olarak şunu söylemeliyim ki her torba kanunda olduğu gibi bu kanun teklifi de şaibelidir. En önemli şaibede yanıltıcı yayın yapılamaz ibaresidir. Yanıltıcı yayın tanımı son derece öznel, muğlak ve tehlikelidir. Bu maddenin bu şekliyle yasalaşması keyfi uygulamalara sebebiyet verecektir. Halkın doğru bilgi alması engellenecektir. Bu sebeple bu madde başta olmak üzere birçok maddeye şiddetle karşı olduğumuzu belirtiyor, saygılarımı sunuyorum.